yandıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla. İç Oğuz'da, dış Oğuz'da, sözün sonu baş Oğuz'da. Hanlar hanı bayındır han, olabilmez dese bir an, uçabilmez kuş Oğuz'da. Hanlar hanı payesinde, bayındır han sayesinde. Yakmazdı yazın sıcağı, sönmezdi yoksul ocağı, üşütmezdi kış Oğuz'da. Bayındır han otağında, iş bu aslan yatağında. Üç öğü tanrının günü, donatılıp 300 sini verilirdi aş Oğuz'da. Derler ki kadir bilenler, 40 gün sürermiş ölenler. Açı açığı kayırmak, hem giydirir hem doyurmak, başta gelen iş Oğuz'da. Dedem Korkut der ki oğul, çoğalasın der ki oğul. Cömertliğe girse fesat, bet bereket olur kesat. Herkes yapar her mesleği, vermek peygamber mesleği. Han bayındır eyesinde, aç doyurmak sayesinde, gerçektir her düş Oğuz'da. Kudretinle tut elimi, uğran bana dilimi, ananla Tanrım Türk gönlümü yastan, kılıcımı kirden bastan, kurtarırsan ben bir destan derim anlasan ile. Ses vermez o zinleri, niye susmuş bülbülleri, o tutuşsun gönülleri, ergenek olma. Kız kilim sersin, bayındır han şölen versin, kırk devenin kuduyla. Dedem Korkut der ki evet, vardır düğün dernek davet. Fakat Oğuzlarla devlet olmaz dedikodu ile. Hiç sularda kirarılmaz, sisli günde yol görünmez. Düşman üstüne gülünmez, çaşıt ile cadı ile. Misal kan dedin, kuşa misal can dedin. Bilenim iman dedin, ataların yağdı ile. Ne olur ki gün salası, kına girmeye kalası. Oğul ey bozkurt balası, büyütülmez dalıyla. Show.
gönüldaşlarım. Yine bir konserde sizlerle birlikteyiz. Şu anda sizlere geçen ayda hitap ettiğimiz bir konserle sizlerle buluştuğumuz mekanda Bursa Osman Gazi ilçesi Ördekli Kültür Merkezi'ndeyiz. Osman Gazi Belediye'mizin konuğuyuz bu akşam ve Türk dünyasından müzikleri bu akşam seslendireceğiz. Sizlerle birlikte bütün Turaneller'i, Turan yurtları gezmeye çalışacağız bu akşam. Geçen ay Abdurrahim Karakoç konserimiz vardı. Bu ayda Ulukök Müzik grubuyla, Türk dünyası müzikleriyle karşınızdayız. Öncelikle bize bu imkanı tanıyan, bizi buraya davet eden, kendisi de bir Türk dünyası gönüllüsü olduğunu bildiğim değerli başkanımız Sayın Mustafa Dündar'a teşekkür ederim. Türk dünyası ile ilgili Bursa bir merkez haline geldi. Gerek Bursa'ya yerleşen Türk dünyasından gelip de burada yaşayan soydaşlarımız, gerekse Uludağ Üniversitesi'nde eğitim görmek için Türk dünyasının muhtelif yerlerinden gelen öğrencilerimizle Bursa artık bir merkez haline geldi. Konuşacağız. Yine zaman içerisinde eserleri de anlatacağım. Bugün Doğu Türkistan'dan Macaristan'a kadar, Sibirya'dan Kuzey Afrika'ya kadar, Orta Doğu'dan Bosna'ya kadar bütün Türk yurtlarını gezmeye çalışacağız. Alanımız çok geniş. Repertuarımız ondan dolayı çok geniş. Çok geniş bir coğrafyaya yayılmış, derin bir tarihe yayılmış bir milletin evlatları, Türk milletinin evlatları olduğumuz için bu akşam sadece küçük bir seçki yapabildik. Ulukök Müzik grubuyla karşınızdayız. Her bölgenin türküsünü de kendi çalgılarıyla çalmaya gayret edeceğiz. Hatta onlardan bir tanesini hemen alayım. Efendim, Türk dünyasının bilge kocası, ulu kişisi, Oğuz'un tamam bilicisi, Dedem Korkut'un bir besmelesiyle başladık. Ve o besmeleyi günümüze aktaran 20. yüzyılın Dede Korkut'u olarak sayabileceğimiz Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu'ndan aldığımız bir oğuzlamayla da size merhaba dedik. Bestesi de yine Türk dünyası müzikleri alanında çok güzel emekler veren Esat Kabaklı abimize ait. Şimdi bir Özbek türküsü söyleyeceğiz. Bunun da sözleri, şiiri Baba Rahim Meşrebe aittir. 16. yüzyıl tasavvuflarından. Biliyorsunuz ki Türk tasavvufunun doğup yetiştiği yerdir Buhara ve Orta Asya. Başta da Hoca Ahmet Yesevi pirimiz gelir. Ondan da bir hikmet bu da söylemeye çalışacağız. Şimdi Baba Rahim Meşrep'ten bir türkü, Örter adlı türküyü seslendireceğim. Bu bütün buradaki Özbek kökenli dostlarıma gelsin. Gerek Afganistan üzerinden, gerekse Özbekistan'dan gelen. Ayrıca da Osman Gazi Belediye Başkan Yardımcısı, değerli dostum, Özbek gönüllüsü, Türk dünyası gönüllüsü Cem Kürşat Hasanoğlu Bey'in de özel isteğidir bu. Ben de her yerde zaten bunu çalıp söylemeye gayret ediyorum. Çalınır Doğu Türkistan'da, orada da Kaşgar Rababı olarak geçer. Onların biraz daha ebatı büyüktür. Ama her ikisi için de kullanılan yaygın çalgılarımızdan biridir.
Hangi Türk boyu nerede yaşıyorsa onun için oradan başlar. Bizim için de tabii ki de Türkiye'den başlıyor. Sonuna doğru unutabilirim. Bize bu imkanları sağlayan, burada bu pandemi ortamında size ulaşmamızı sağlayan kameraman arkadaşlarımız var. Onlara teşekkür ederim. Bu sesin daha iyi olmasını sağlayan ses mühendisi benim mesai arkadaşım. Doçent Ersen Vardı'ya da teşekkür ederim. O da geldi, sistemi kurdu ve öğrencimiz Muhammed'e de burayı emanet etti, en azından ses sistemini ve en güzel şekliyle size ulaşmamızı, sesimizin ulaşmasını sağladı. Şimdi de efendim bir başka Türk yurduna gidiyoruz. Gagavuz yerine biliyorsunuz Gök Oğuz'dan geldiğini ittifakla kabul eder dilciler, tarihçiler. Oğuz grubu Türklerden biri ve lehçeleri kullandığı dil bakımından Türkiye Türkçesine de çok yakındır. Neredeyse Azerbaycan Türkçesi kadar bize yakındır. Şimdi onların çok popüler bir türküsünü Mari Kız'ı birlikte seslendirelim. Thank you.
Kürdistan'a doğru gidiyoruz ve konserimizin bu kısmında yine Uludağ Üniversitesi'nde doktora yapan Kırgız Türk'ü arkadaşımız Çolpan kardeşimize eşlik edecek, hem vokal olarak hem de Kırgız komuzuyla. Eşlik ettin. Komuz ve biraz önce şu anda elime aldığım Uygur dutarı, dombura gibi çalgılar bizim bağlamamızın akrabaları, amca çocukları gibi düşünebiliriz. O ülkelerde çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Efendim şimdi başka bir Türk diyarına gideceğiz. Tuva'ya gideceğiz. Moğolistan içerisindeki bizim ilk geldiğimiz yerlerden, hatta müzikleri itibariyle de bizim pentatonik müzik olarak adlandırdığımız o ses sistemine dahil bir eser seslendireceğiz. Thank you.
Teşekkür ederiz. Çok güzel Tuva türküsünü bize seslendirdiği için şimdi yine bir Kırgızistan türküsü söyleyeceğiz. Kırk Jigit. Kırk Jigit de çok uzun bir destanın Kurmanbek ile ilgili bir destanı, onun kahramanlıklarını anlatan bir destanı. Çok kısa bir bölümünü seslendireceğiz size. Bilirsiniz Türk destanları da çok dünyada meşhurdur. Bunların içerisinde de Manas destanının ayrı bir yeri vardır ki en uzun destan olma özelliğine sahip. Belki bir günü tamamen bir Manas destanı programına ayırabiliriz. Kendisi de Kanunete bizim Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Ana Sanat Dalı öğrencimiz. Bu akşam buraya bir gurur tablosuyla çıkıyoruz. Çünkü tamamımız Bursa Uludağ Üniversitesi'nin hem konservatuardan hem eğitim fakültesinden hem de Çolpan gibi uluslararası ilişkiler doktora yapan bir kardeşimiz. Yani Uludağ Üniversitesi'nin Osman Gazi Belediyesi ile Bursa ile Türk dünyası ile bir burada birlikteliği söz konusu. Onun yanında Samet Morinhur çalıyor. O da bir Tuva çalgısı. Biraz önce söylediğimiz Kongoroy türküsünün oradan geldi. Samet de bizim konservatuar öğrencimiz. Burada sol tarafında ud çalan Cüneyt kardeşim. O da yüksek lisans öğrencimiz Bursa Uludağ Üniversitesi'nde. En başta üçlemeli çalgılarda da yine Salih kardeşim. O da eğitim fakültemizde Bursa Uludağ Üniversitesi'nin eğitim görmekte. Şu anda mikrofonların arkasında da yine konservatuarımızdan ses mühendisliği
çalışan yine Türk Müziği Ana Sanat Dalı öğrencimiz Muhammed bulunmakta. Siz onu hiç görmeyeceksiniz bu akşam. Tamam mı akıllı? Hadi. Şimdi yine bir Özbekistan yöresi türküsü söyleyeceğiz ama Azerbaycan dolaylarına da çok benzer. Onların türkülerine benzer. Bunu da yine çok anlatacak bize. Efendim, şimdi biz yine devam edeceğiz. Hazır bu iklime girmişken şimdi de Azerbaycan'a gidelim. Böyle bir akşamda söylenecek türkü çok, ancak konuşacak şey de fazlaca. Türk dünyası küçülmektedir. Belki sınırlarımız, coğrafyamız genişlese de birbirimizle yakınlaşmamız, birbirimizi tanımamız, tanış olmamız, bilmemiz konusunda bir küçülme söz konusu. Yani birbirimizi tanıyoruz, diyaloglarımızı geliştiriyoruz, birbirimizin derdiyle dertleniyoruz, birbirimizin neşesiyle neşeleniyoruz. Bunun da olması gerekir. Zaten gönlümüzden hep bu geçerdi. Büyük kutlu başbuğumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi Azerbaycan'ın kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir. Geçen ay çok güzel haberler aldık. Önce Şuşa'yı kurtardık ve yine Osman Gazi Belediyesi ile birlikte benim de idareciliğini yaptığım Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama Araştırma Merkezi'ndeki otağımızın önünde mehter vurdurduk Osman Gazi Belediyesi ile birlikte. Şuşa'nın kurtuluşu ile ilgili biraz aceleci davranmıştık. İki gün sonra da Karabağ'ı aldık. Olsun. Şuşa'nın kurtuluşu 8 Kasım'da, o da kahramanlık günü ilan edildi. Bunlar güzel anılar, güzel haberler. Tabii Türk dünyasının çileleri de var. Doğu Türkistan'da yaşanan gibi, belki Kerkük'te yaşanan gibi, Kırım'da olanlar gibi, Batı Trakya'da bizim gönlümüz bütün Türk dünyasıyla birlikte, dualarımız
onlarla birlikte. Bakınız, Türklerin gölgesinin düştüğü her yer bizim gönül coğrafyamıza girer. Bir şekilde orada izimiz kalmıştır. En az belki de Kuzey Afrika, Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de kalmıştır. Ama giderseniz orada da bir şekilde bulursunuz. Yeni Delhi'deki İngilizler orayı işgal edene kadar 400 yıl boyunca orayı Türkler idare etti, Hindistan'ı. Orada da sayısız Türk izi bulursunuz. İran'dan, Güney Türkistan'dan, Afganistan'dan bahsetmiyorum bile. Oraları zaten bizim için tamamen Turan coğrafyası. Efendim, şimdi Türk dünyasının en önemli şairlerinden Fuzuli'nin bir eserini ben seslendirmeye çalışacağım sizlere. Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı diyeceğiz. Şiiriyle hem Doğu Türkistan'a hem Türkistan ellerine uzanalım. Ondan sonra da Fuzuli kantatıyla türkülerimize devam edelim. Bir uç açışı alabiliriz. Ey Balacan, o gün bugün koca bin yıl olup geçti. Tarihler destanlar bilir, bin yıl nasıl gelip geçti. Zaferler, bayramlar, toylar, fakat hasret delip geçti. Biz felekten çok şey aldık, o da bizden alıp geçti. Bunlar, göktürkler, uygunlar, günlerini salıp geçti. Çoğu dolu dizgin fakat, Bilge Kağan bilip geçti. Yusuf, Has Hacim, Lebale, gönlümüze dolup geçti. Kaşgarlı Mahmut cennetin eşiğini bilip geçti. Göller idik, derya olduk, çok yunuslar dalıp geçti. Dövündüler Fuzuliler, Nasreddinler gülüp geçti. Biz felekten çok şey aldık, o da bizden alıp geçti. Ayrılıklar bağımızı dilip geçti. Silinmez izler bıraktık, Çin rüzgarı silip geçti. 3000 yıldır Çinli bizi ölüp geçti. Seni andıkça balacan, alır beni bir heyecan. Yetmedi mi ayrılıklar, yetmez mi bunca çile can? Neyleyim sensiz bu canı, beden de sensiz olacağım.
Thank you.
Türkiye'de çok meşhurdu bir aralar, 90'lı yıllarda rahmetli Hüseyin Azeroğlu'nun Türkiye'ye tanıttığı bir eserdi. Türk dünyasına hizmet veren çok gönüllülerimiz var, çok hizmet ehli büyüklerimiz var. Onları analım, Hüseyin Azeroğlu bunlardan biri müzikal anlamda. Onun haricinde Rahmi Oruç Güven'e rahmet olsun, yine Ali Özaydın, ilk Türk müziği, Türk dünyası müzikleriyle ilgili çalışmalar yapan büyüğümüz, o da genç yaşta rahmetli oldu. Bünyamin Aksungur abiye, yakın dönemde İrfan Gürdal abiye, hepsine teşekkür ederiz. Kültür Bakanlıklarımızın değerli koroları var, Kültür Bakanlığımızın. Orada çalışan değerli dostlarımız var, Feryal Hanım'a. Buna kim hizmet ediyorsa onlara da teşekkür ederiz. Tabii Turan'ı bize tanıtan, sevdiren, ismiyle de müsemma Turan Yazgan hocamıza da burada rahmet diliyorum. O coğrafyanın en azından bilimsel anlamda yollarını bize açan kişilerden biriydi. Efendim, sona doğru yaklaşıyoruz. Dediğim gibi çok süreç hızlı geldi. Şimdi Piri Türkistan, Hoca Ahmet Yesevi'ye gidelim. Hoca Ahmet Yesevi'nin Kitab-ı Hikmet'inden bir Muhammediye dinleyeceğiz. Anadolu'nun Türkleştirilmesini sağlayan Horasan erenlerini buraya gönderen, onları Türklükle, İslam'la yoğurup Yunus Emre'leri, Hacı Bektaş'ları, Pir Sultan Abdal'ları, Aşık Veysel'leri, Davut Sulari'leri bize armağan eden o ekolden şimdi bir Muhammediye söylemeye çalışacağım. Thank you.
kişiden bana işaretler verildi. Son türkümüzle bitireceğiz. Aslında bütün gönül coğrafyalarını gezmek isterdik ama bize tanınan süre bu kadar. Ve zaten biz burada devamlı programlarımızı gerçekleştiriyoruz. Hazır bu sazı elime almışken, bu biliyorsunuz Kazak domburası, Nogaylar da çalar. Buna uygun Türkiye'de de çok bilinen bir türkü olan Dombura'yı seslendirmeye çalışacağım şimdi. Tekrar bize bu imkanları sağlayan, sizlerle buluşturan Osman Gazi Belediye'mize, kültür birimine, öncelikle de belediye başkanımıza Sayın Mustafa Dündar'a teşekkürleri borç biliriz. Bana eşlik eden gönül dostlarıma, öğrenci kardeşlerime, arkadaşlarıma ve bu iletişimi sağlayan ekranların, kameranın arkasındaki dostlarıma da teşekkürü borç bilirim. Türk yurtlarının pek çok türküsü kaldı. Pek çok yere de dokunamadık, değinemedik. Olsun, bir dahakine de borcumuz olsun. Neresi var? Kırım var, borcumuz olan. Kerkük var. İran var. Tebriz'den, Erdebil'den söyleyeceğiz. Tabii ki de benim gönül yurdum Doğu Türkistan var. Balkanlar var. Yani çok bizim söyleyeceğimiz daha çok türkümüz var. Şimdi Dombura'yla bu gece size veda ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için de teşekkür ederiz. Tekrar hasreten rica ediyorum. Hepiniz sağlıklı kalın, mutlu kalın efendim. Hoşça kalın.